أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صلى الله عليه وسلم Mevla Teala akıl edinip akıl tesirlenmek cümlemizi asıyıp eylesin. Amin. Hoşlandığı, razı olduğu tüm güzellikleri bize ikram eylesin. Amin. Hoşlanmadığı, razı olmadığı hallerden, yerlerden cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. Sevdiklerinden dünyada ahirette bizi ayırmasın. Amin. Hepimize başarılar nasip eylesin. Amin. Hepimizi muvaffak eylesin. Amin. Miraç gecesini en zirve geçirenlerde olmayı Mevla bu şekilde kabul eylesin. Amin. Mevla herkese razı olsun. Amin. Şimdi malumunuz Risale-i Kusey'den bir beyt okuyorduk. Ondan sonra inşallah birkaç ayet-i kerime manası vermeye çalışacağız. İnşallah sohbeti tamamlamış olacağız. Allah'ın hakkıyla istifade etmeye müjdası veriyoruz. Oku gelsen bu ilmi enbiyayı, nebiler talim etti evliyayı, eriştirdi hudayı asfiyayı, budur vasıl eden hep etkiyayı, gönül ilmi gerek hakka giderim, cemali ve kemalesi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, bana üç ilim verildi buyuruyor. Kaç ilim verilmiş? Üç ilim. Onları ezberleyin en azından. Üç ilim verildi. Bir, şeriat ilmi. Şeriat ilmi demek Allah Celle Celaluhu'nun Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in vasıtasıyla bütün ümmetine, peygamberler vasıtasıyla ümmetlere ne yaptığı, göndermiş olduğu hükümlere ne diyoruz? Şeriat ilmi diyoruz. Yani kullarım, sizin sahibiniz benim. Ben istediğinizi en iyi şekilde bilen benim, yaşamanız gereken ölçü budur. Yani size lazım olan budur. Bu ölçüyü gönderen Allah Celle Celaluhu'nun bu ilim herkese ait bir ilim. Dünyadaki ayeti bu ilim herkese. Ya işte falanca bundan mesul mü, fişmanca mesul mü diye bir şey yok. Herkesi bağlar bu yani. Allah'ın bir anlamı yasıyız. Bu çok önemli. Şeriat ilmi. Bu şunu ilgilendiriyor, bunu ilgilendiriyor falan öyle değil. Herkesi ilgilendiren, herkesin sorumlu olduğu, kafir dediğimiz insanın da imanla, şeriatla tanışması hususunda mutlaka gerektiği ve sorumlu olduğu bir olay. Allah'ım bu yoldan, şeriat yoldan bizi ayırmasın. Amin. Şimdi ikinci madde, bunu öğrendikten sonra, ikinci ilim, ledün ilmi. Neymiş? Yani gönül ilmi. Gönül ilmiyle alakalı, yani kalp ilmiyle, manevi ilmiyle, tasavvuf gibi başka ifadeyle söyleniyor. Bu ilmi alakalı da Efendimiz'e buyuruyor ki, Efendimiz buyuruyor ki, bu da ahyara ifşa. Herkese değil de seçilmişlere Allah'ı bilme kabiliyeti, Allah'la sırdaş olma, dost olma kabiliyeti verilen şahıslara, özellere ait bir ilim. Allah bunu da bize ikram etsin. Amin. Olmuyor mu Allah'ın en iyi bilen kulu? Dost, sırdaş, gerçekten kalbini her şeyden temizlemiş, pak etmiş, Mevla Teala'nın tecelligahı olan kalp. Olmasın mı bize? Olsun. Ela, bidikrillahi tatmainnül kulub diyor Hazreti Allah. O kalpler diyor Allah'ın zikriyle mutmain olur, pak olur, tertemiz olur, gönül ilmi olur, marifetullah olur, hakikatullah olur. Olsun. İnşallah. Allah'ım hepimizi ikram etsin. Amin. Kalbimizde o güzelliği yakalamanın o ilmin ismi neymiş arkadaşlar? Ledün. Söyle bakayım. Ledün ilim. Efendimiz buyuruyor. Ama bu herkese mi? Yok. Herkese değil. Yani bu ahyara seçilmişlere.
Şimdi bunu herkes yapmak zorunda da diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Mecbur tutabilir miyiz? Tutamayız. Sen yapıyorsun diye başkası yapacak diye bir şey? Yok. Teşvik edersin. Seçilmişse zaten ne yapar bunu? Zaten alacaktır. Eğer bu işe kabiliyetliyse zaten bu işi ne yapacaktır? Yani Allah Celle Celaluhu'yu öğrenme hususunda en güzel şekilde ne yapacaktır? Öğrenecektir. Bu bir eğitimdir. Nasıl Kur'an-ı Azim üç tane eğitimi varsa, Arapça eğitimleri varsa veya Türkçe eğitimi varsa değil mi? Her şeyin bir eğitimi varsa Allah'ı bilmenin de neyi vardır? Eğitimi vardır. Çünkü Mevla Teala'yı bildiğim zannetmek başka şeydir. Allah'ı bilmek başka şeydir. Bir zannetmek vardır. Allah bir de dedim. Başka bir şey bilmiyorsun. Anlat bakalım. Bir şey biliyor. Mevla Teala'nın sıfatlarını anlatabilir misin? Mevla Teala'nın esmalarını, isimlerini anlatabilir misin? Mevla Teala'nın eserlerini anlatabilir misin? Mevla Teala'nın faalini anlatabilir misin? Mevla Teala'nın nurlarını anlatabilir misin? Mevla Teala'nın itibarlardan, şanlardan anlatabilir misin? Hepsini zaten bilmem, sonsuzluğu bilmem mümkün değil ama biraz hiç olmazsa hissetmen, anlaman, biraz ondan istifade etmen o mümkün canım. O sonsuzluğunu yapmam ne değil? Mümkün değil. Ama hepten de bilmemezlikte bir şey yok canım. Sen bir tane bir şey biliyorsun. Bir şey. Bir, ne? Allah bir. İkinci şeyi anlat. İkinci şeyden bilemezsin. Allah'ım inşallah bu eğitimden istifade etmeye müsaade etsin. Amin. Şimdi onunla alakalı konu olduğu için onun için söyledim bu hadis-i şerifi. Üçüncüsü de nübüvvet ilmi. Üçüncüsü neymiş? Nübüvvet. Yani peygamberlik ilmi Efendimiz'e verilen. Ama bu sadece kime ait? Efendimiz'e ait. Anlatılmakla kesinlikle ne yapıldım? Yasaklandım diyor. Başkasına anlatma durumu buluyor? Yok. Nübüvvet ilmi. Özel. Kime ait? Peygamberimiz olsun. Ama şeriat ilmi dediğim gibi Allah'ın koymuş olduğu hükümler, ahkam, yol herkese ait. Ledün ilmi, gönül ilmisi kime ait? Ahiyar, yani seçilmişlere ait. Diğer nübüvvet ismi de kime ait? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ait. Allah'ım her ikisinden de her ikisinden istifade etmemizi nasip etsin. İnşallah. Şimdi bu işin tabii yolu nasıl onu söylüyor şimdi bugünkü derste. Oku. Oku ifade daha direkt. Oku. Biliyorsun oku ifadesi İslam'ın ilk ifadesidir. İlk. Oku İslam'ın neydir? İlk ifadesidir. Ama ne oku? Şimdi oku deyince herkes okumayı şey yapıyor, ön planda tutuyor. Kimse eğitime karşı gelmiyor. Hiç kimse eğitime karşı gelmiyor duyuyor musunuz? Eğitimsiz adam mı olur dersin ya? Ama ne okuyacağız işte? Burası önemli. Bizim ayrıldığımız konu aslında burası. Ama bunu anlatamazsın bile. Ne okuyacağız biz yani? Hakikaten Allah'ı bildiren, peygamberi bildiren, kitabullah'ı bildiren, gerçekten dünya ve ahirete yarayan, dikkat et bu ifademe, dünya ve ahirete yarayan ilimlerin tamamını okumak mı lazım bize? Yoksa Allah bırakılmış, peygamber bırakılmış, kitap bırakılmış, sevgi, vatan sevgisi, muhabbet bırakılmış bir eğitim ama ne eğitim olduğu belli değil. Başı belli değil, sonu belli değil. Nereye yönlendirdiği belli değil. Hatta belli Allah muhafaza İslam'a yönlendiren bir sistem. İncele Allah rızası için. Bak nasıl bir eğitimse rahat rahat başkasının camını, perdenin şeyini rahat rahat kırabilen, camlarını indirebilen ve her türlü eziyet edebilen, her türlü dikkatsizlik yapabilen, Allah korkusu, peygamber korkusu yok, sevgi yok, muhabbet yok, vatan sevgisi zaten sıfır. Allah'a mı yanılmışsınız? Şimdi hiç oraya girmeyelim, o konu daha sonra gelecek inşallah. Ama biz, tekrar ediyorum, asıl nereye bakıyoruz şimdi? Oku. Oku İslam'da ne? İlk emir. İkra. Buyuruyor Mevla Teala. İlk emir. Oku. Oku. İlk emir. Ama İsmi Rabbikellezi halak. Seni yoktan var eden, her şeyini veren, her zerreni yaratan, aklını, fikrini, her şey isteğini ve ihtiyaçlarını veren Rabbinin ismiyle oku. Bir defa okumanın ilk şartı ne arkadaşlar? Rabbini bilerek okuyacaksın ya. Rabbini bilmeden okuduğun her şey seni yanlışa sürükler.
Allah burayı çok iyi anlamak için. Amin. Ama buradaki oku biliyorsunuz gel diyor, gel kardeş sen bu ilmi enbiyayı, peygamberler ilmini oku. Peygamberlerde gönül ilmi var mıydı? Vardı. Böyle böyle hatta ayet-i kerime Musa Aleyhisselam ifadesiyle min ledünne ilme, Hızır Aleyhisselam söylüyor ve diyor Allah bize tarafından gönül ilmi verdi. Gönül ilmi verdi. İşte o ilmi oku. O Allah'ı bilme, Allah'ı tanıma, Allah'tan zevklenme ilmini oku. Allah'ım hepimize ikram. Amin. Çünkü o ilmi peygamberlere öğreten kim? Allah. Sonra o ilim kimin tarafından öğretiliyor? Nebiler talim etti evliyayı, Allah dostlarını da, bu işin arbaplarını da peygamberler öğretti. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e Mevla Teala kendi Mevlamız peygamberimizin gönlünü akıttı. Efendimiz kendi gönüllerindeki Hazreti Ebu Bekir Sıddık Allah'ın gönlünü akıttım ve bu şekilde Allah dostları yetişmiş oldu. Allah'ın güzel istifade etmeye bulacağız. Demek ki arkadaşlar güzel insanlar dost olmanın yolu peygamberlerin talim etmiş olduğu, öğrenmiş olduğu Allah güzelliklerini, özelliklerini öğrenmekle geçiyor. Allah'ım hepimize ikram edesin. İhsan etsin. Sonra bu evliyalar ne yaptı? Evliyalar da eriştirdiği Hudaya Asfiyayı, saf kulları, temiz kulları. Saf derken bizim saf anlayışımız başka. Biz saf neydi bir adam ya? Bu adam saf adam ne diyor? Zaten kafası çalışmayan bir adam diyor. Öyle değil ya. Saf kul, pak kul yani tertemiz. Öyle kendisinde katışık olmayan, kalbi oynamayan, gözleri etrafı oynamayan, bir şey söylediği zaman gerçekten hakikaten söylediğin adamı olan, söylediği başka hareketleri başka olan değil. Konuştuğu zaman 10 numara konuşup hareketlerini 1 numara olan değil. Konuştuğu ifadeyi kalbi kabul etmeyen değil. Konuştuğu ifadeyi kulağa kabul etmeyen değil. Konuştuğu zaman ooo ne konuştu dersin. İcraatına bakarız ulan bundan ne biçim adam dersin ya. Allah hepimizi muhafaza etsin. Tanırsınız böyle adamları. Mevlam hepimizi kayırsın. Değilizdir inşallah. İnşallah. Çok eğer çok merak ediyorsun derler ama aynaya bakın sağa. Sizi tenzih ederim. Size işin muhabbeti olsun diye söyledim. Sizi tenzih ederim. Ama yine söyledim yani. Şikayet tamam. Netice itibariyle iliştirdi Hudaya Esfiyayı. Saf kulları, pak kulları ne yaptırdı? Onlar da yetiştirdiler arkadaşlar. Allah o paklığı yakalamayı bize nasip etsin. İnşallah. Bu durumu asrından Mehmet Kıya'yı müttaki kullara ulaştıran, müttaki kullara yetiştiren hep budur. Bu yoldur yani. Yani bu yolla takva sahipleri yetişir. Bu yolla saf kullar yetişir. Bu yolla evliyalar yetişir. Bu yolla Allah'ı bilenler yetişir. Yol budur. Ama bu yolun ismi de biliyorsunuz arkadaşlar gönül ilmi. Neymiş arkadaşlar? Gönül ilmi. Gönül ilmi gerek hakka gidelim. Gel diye biraz gönül ilmine istifade et. Yani kolay şu kadar olayın şu boyutunu söylüyorum. Kalbin pak oluyor. Oraya Mevla Teala'nın nurları, tecellileri geliyor. Kalbinde artık sadece ve sadece Mevla Teala'nın güzellikleriyle beraber kalbin nur saçıyor etrafa. Lazım mı? Lazım. Kalbi paslanmış insan çok piyasada mübarek. Olmayacak şeyler çok. Bununla alakalı şunu söyleyeyim. Çok önemli bir ifade söylüyorum bana. Kalbül mümini, müminin kalbi Beytullah. Beytullah'tır. Allah'ın evidir yani. Kim buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorsunuz? Şimdi soruyorum size. Siz evinizde hoşlanmadığınız bir şeyin bulunmasını ister misiniz? Mevla seni kalbine tecelli edecek. Nurlarını, güzelliklerini, sırlarını, marifetlerini akıtacak. Ama bakıyor ki kalbe tecelligahı Mevla'nın kalbi. Ama bir bakıyor kalbe kendinden başka ne ararsan var. Herkes biliyor kalbini inceler işte. Bak kalbinde var. Bir Mevla'nın tecelligahı olduğu halde sadece o yok. Geri kalan ne ararsan var. Hoşlanmadığın
Niye? Onu düşünüyorum bilmem ne yapıyorum ama. Ya hiç de rahatsız oluyorsun ama. Hatta onun yüzünden belki uykuları bile kaçıyor. Çok sevdiğini iddia ettiğin Mevla'nın tecellilerine kalbinde ne yok? Yer yok ya senin. Bırak şöyle kalbini bile temizle de Mevla'ya tecelli etsin, nurlarından kısın ya, feyzine bereketinden kısın ya. İnşallah. İnşallah. Olmaz mı? Olur inşallah. Allah başarı versin. Amin. Olur inşallah. Dileneceğiz, isteyeceğiz Mevlamızdan. Mevlam ikram edecek inşallah. Ne lazımmış bize arkadaşlar? Gönül ilmi gerek. Ne kadarmış? Hakk'a gidelim. Cemalime. Cemalize. Allah'ın cemalini ve kemalini yapalım. Allah bu yolda hepimize başarılar nasip etsin. Amin. Gönül ilmine en güzel şekilde istifade eden adama bize ikram eylesin. Amin. İhsan eylesin. Mevla bizden razı olsun. Amin. Şimdi ayet-i kerimelere geldik. Ayet-i kerimelerde inşallah Mevlamız bize neler buyuruyor, neler duyuracak, hep beraber ne yapıyoruz? Beraber inceliyoruz. Beraber bakacağız. Beraber anlamaya çalışacağız. Kendi nefsani duygularımızı ortaya koymayacağız. Kendi arzularımızı, kendi iştiyaklarımız değil. Allah'ımız ne buyuruyor, Peygamberimiz ne diyor, ne buyuruyor, bizlere Kitabullah'da ne anlatılıyor? Bize lazım olan nedir? Ona bakacağız biz. Ben bu konuda ilk önce şunu sormak istiyorum size. Bir Müslüman hangi pencereden bakmalı arkadaşlar? Çok önemli burası ya. Ben çok bunu merak ediyorum yani. Hiç bunu düşünüyor musunuz ya? Kimin penceresinden bakıyorum bir Müslüman olarak? Bir yorumcunun yapmış olduğu yorum beni etkileyip de acaba onun penceresinden mi bakıyorum ben? Bir bak hayatına. Gerçekten ben Allah ve Resulü'nün bana göstermiş olduğu, kitabın göstermiş olduğu pencereden mi bakıyorum? Yoksa beni sürükleyen bir takım insanlar var. Sürüklenmiş olduğum bir takım insanlar beni bir yere sürüklüyor. Ben de birilerini çaktırmadan taraftarım oldum, haberin mi var? Farkında mısın yani gerçekten? Yani yoksa biz bunları inceliyoruz mu yani? Bilmiyorum, çok merak ediyorum. Ama ben açık söylüyorum. Bu sabah incelettim, ben arkadaşlarıma incelettim. Yemin ediyorum %90. Kaç? %90'ı farkında değil, birilerinin kontrolü altına girmiş. Evet. Birilerinin görüşü altına girmiş. Birileri onları sürüklüyor. Bir takım fikirler onları almış götürüyor. Ki incelediğim kadronun alayı da hoca kadrosu ha. Cemaatten bahsetmiyorum. Anladım ki, baktım ki biz Allah'ımız böyle buyuruyor, Peygamber böyle buyuruyor, Kitabullah böyle bize anlatıyor. Bizim dikkat etmemiz gereken pencere, bu pencereden bakmamız lazım dediğimiz yerde biz kalkmışız. Yok, bunu bir kenara bırakmışız. Şimdi bak bakalım şimdi kimin konuşmasını yapacaksın? Falanca yorumcu mu? Yoksa falanca lider mi? Falanca şahıs mı? Birilerinin gazı mı? Birilerinin vermiş olduğu hareket mi? Gidiyor. Gidiyor, sen farkında mısın ya? Mevlam burayı çok iyi anlamak nasip etsin. Bir defa burada kendimizi durdurmayı nasip etsin. Amin. Bu çok önemli ha. İkinci maddeyi söyleyeceğim. Bak ikinci maddeyi söylüyorum. Biraz yumuşak bir konuşayım. Sen devam mı edeyim? Bak konuşuyorum ben biliyorsun. Dümdüz konuşuyorum ha. Şimdi biz olaylar dünyada, Türkiye'de veya nerede olursa olsun olaylara Kur'an gözüyle mi, İslam gözüyle mi bakacağız? Allah'ın koymuş olduğu, tarif ettiği ölçülerde bakacağız. Yani bunun içinde daha rahat anlayacağız. Şeriat gözüyle mi bakacağız? Yoksa biz çaktırmadan demokrasi, özgürlük ifadeleri çerçevesinde bize verilen, alttan beynimizin altına yerleştirmiş olan bir takım fikirlerle mi bakacağız? Bunları bir incelememiz lazım. Eğer biz özgürlük, demokrasi veya buna benzer çerçevelerle bakacaksak, o zaman gel kardeşim ondan bahsedeyim ben sana. O zaman ne anlatacaksın bana? Ama yok, Allah'ımız, Peygamberimiz, kitabımız bize ne buyuruyor? O çerçeveden bakacaksak, o zaman ona göre takip edeceğiz ya olaylarımızı ya. Allah'ım burayı çok iyi anlatmasıyız. Farkında olmadan açık söylüyorum. Biz Allah'ın hükümleriyle kulların koymuş olduğu hükümleri birbirine karıştırarak farkında olmadan sürüklenip gidiyoruz.
Çorba oldu tabiri caizse. Çorba çorba. İsmimiz Müslüman ama ifadelerimize baktığında, hareketlerimize baktığımızda bir takım insanların güdümüne girmiş yürüyen tipler. Allah hepimizi muhafaza etsin. Bunu böyle bilin arkadaşlar. Açık söylüyorum. Şimdi özgürlük bağımına bakarsak, olaya o şekilde demokrasi mantığıyla bakarsan, o zaman kardeşim ne yapacaksın? Herkes diyecek, ha bir dakika ya. Adam diyor ki bu böyle olacak. Böyle olmasını istiyor. Demokrasi var, özgürlük var, arzu ediyor, böyle istiyor bilen. O zaman kimseye kızma kardeşim, niye kızıyor ki? Adamın derdi ne? Ben diyor böyle istiyorum diyor. Öyle istiyorsan istiyor. O da diyor ki ben de böyle istiyorum. O da diyor ki ben de böyle istiyorum. Ya çaktırmadan 7 milyar yol göstermiş oluyorsun. 7 milyar. Görüş demektir bu ya. Herkes ben böyle istiyorum, ben böyle istiyorum. Ya sen böyle istiyorsun, ben böyle istiyorum. Olur mu ya bu işi? Ailede bile insan kendi hanımıyla, kendi ailesiyle beraber ben böyle istiyorum. O diyor ki ben böyle istiyorum. Al sana kavga işte. Evet. Ama ortak nokta olsa, ortak nokta ne? Seni yoktan var eden, beni yoktan var eden, ben böyle derim değil de seni yoktan var eden, beni yoktan var eden, hepimiz yoktan var eden, hepimiz en güzeli veren Allah'ımız. Onun göndermiş olduğu peygamberimiz, onun getirmiş olduğu kitabımız ne buyuruyor? Böyle buyuruyor. Ben teslimim. Ben de teslimim. Sorun kalmadı işte. O zaman sorun kalmadı işte. Ama yok. Benim dediğim olacak, senin dediğin olacak dersen uğraşmaya devam. Allah hepimizi muhafaza etsin. Amin. Bu çok önemli. Ana madde burası arkadaşlar. Şimdi konular devam edecek tabii ama ne bu? Ana madde burası. Eğer biz bu ana maddeyi alamazsak, alamadığımız müddetçe, çünkü şartlar böyle arkadaşlar. Kimse demez ki sen dedin niye olsun der adam ya, sen kimsin? Ya ben, ya bırak şimdi sen kimsin der ya adam. Ya ben şöyle bırak bu işleri ya. Bırakacaksın bu işleri. O zaman demek ki senin dediğin olmayacaksa, benim dediğim de olmaması gerekiyorsa kimin dediği olması lazım? Allah bizi Allah. En iyi bilen, yoktan var eden ve istedikleri, bizden istedikleri olan Allah'ımızın. Allah'ım burayı çok yanaklasın. Bu çok önemli. Nokta burası arkadaşlar. Ondan sonra şimdi Mevla devam ediyor. Ne yapıyor? Devam ediyor. Ne buyuruyor? İnna Allah ye'murukum en tu'eddul emanat. Birinci madde. Emanetleri diyor Hazreti Allah. Emanetleri ehline veririz. Birinci madde neymiş arkadaşlar? Emanetleri verecek. Peki ehil kimdir? O da çok önemli. Şimdi orası çok önemli. Ehil kim? Ehil senin sevdiğin midir ehil? Ehil gerçekten senin gaza gelip de yol verdiğin midir ehil? Burası çok önemli arkadaşlar. O yüzden biz en çok en öğrenmemiz gereken nokta burası. Biz ehil olarak kimi görüyoruz? Ben size söyleyeyim. Bizim ehil olarak gördüğümüz mantık kimi seviyorsak, kimin kasına geliyorsak ehil o bize göre. İncil Allah rızası için ya. Bir bak hayatına. Kim güzel reklam yapıyorsa, kim bize kazıyorsa, kim bizi önümüzü açıyorsa kendine göre. Oo baksana ya. Ne yapacak? Bu adam işte ehil. Bize göre. Ama dinle, iyi dinle. İyi dinle. Mekke'den Efendimiz Mekke'den 13 yıl Mekke'de vazife yapıyor. Mekke'den çıkarttırılıyor. Doğru mu? 8 sene Medine'de yaşıyor ve 8 sene sonra geliyor Medine'yi, Mekke'yi fethediyor. Mekke ne yapıyor? Fethediyor. Doğru mu? Doğru. Mekke'nin hizmetkarı Osman İbni Talha. Bu zat, bu kişi Efendimiz'i Mekke'ye sokmuyor. Kabe'ye sokmuyor. O neci o? Hizmetkar. Kabe'ye hizmetkarı. Sokmuyor. Müşrik yani. Ve tekrar ediyorum ama hizmetini yapıyor mu? Hizmetini yapıyor.
Geliyorum, dikkat edin ibademe. Mekke fethediliyor. Beytullah'a girecek Efendimiz. Anahtar yok. Kim anahtar? Anahtar kim? Osman İbni Talha'da. Arattırılıyor, arattırılıyor. Bir çatının altına gizlenmiş. Orada beni bulamasınlar, giremesinler Kabe'ye. Hazreti Ali buluyor bunu, getiriyor. Kalkıyor. Anahtarı alıyor ve anahtarla Beytullah açılıyor, Efendimiz görüyor. Dikkat edin ibademe, dikkat edin. Peygamberimizin amcası Abbas radıyallahu anh daha önce Beytullah'ın hizmetinde bulunması hasebiyle diyor ki Peygamberimize, ya Resul, ya Muhammed diyor, ben diyor Beytullah'ın hizmetine talibim diyor. Ne diyor? Kim? Amcası. Anlayamadım. Amcası. Anlıyor değil mi burayı? Daha önce o hizmet yapmış mı? Yapmış. Ama Osman İbni Talha daha iyi hizmet ettiğinden dolayı Efendimiz diyor ki çağır bunu, anahtar ona verilecek diyor. Bu adam müşrik. Ama vazifesinde ne? Ehil. Öbürü Peygamberimizin amcası. Ama ifade kime? Taksim kime? İşin ehline. Şimdi gel anlat. Akşam öyle anlatır mısın bana? Anlat. Hikaye. Dinle. Çok iyi dinlerim ben seni. Allah'ım bu şu ahlakı, şu adaleti, şu mükemmelliği bize hakkıyla anlamaya hepimiz nasip etsin. Feyda zuyyatil emane fentadiris sah buyuruyor Efendimiz. Emanet ehline verilmediği zaman, emanet ehline verilmediği zaman kıyameti bekle. Yani helak olmanı bekle demektir. Allah hepimizi muhafaza etsin. Şimdi bu birinci maddeydi arkadaşlar. Yani demek ki işi kime vereceğiz arkadaşlar? Kim? İşin ehli olacak. İşin ehli olacak. Hakikaten bu işin ehli ise tabi ehlini çok iyi tespit etmek lazım. Ehlini nereden tespit edeceğiz? Bu da çok önemli. Kafama göre ehl. Adaletle davranacaksın. Fadilu, devam edelim öyle de zaten. Fadilu ve lelükâne zâ kurba. Adaletle davranın. İsterse yakın akrabanız olsun. Oğlumdur diye muamele yapmayacaksın. Kardeşimdir diye muamele yapmayacaksın. Etraf şakşakçımdır diye, şakşakçımdır diye muamele yapmayacaksın. Tek başına kendini ortaya koyup da despotluk yapmayacaksın. Kadronu, etrafını iyi seçeceksin. Yoksa danışmanlarına iyi bakacaksın. Bakmadığı takdirde ondan sonra gel ne gör işte, eyvah dersin. Allah hepimizi muhafaza etsin. Mesela anlaşıldı mı arkadaşlar? Birinci madde neymiş? İşi ne yapacağız? Ehlinde görmek isteyeceğiz. Ehline vereceğiz. Sevdiğimize, etrafımıza, şakşakçılarımıza, şuna buna değil. Allah'ın başarılarımızı. İkinci madde diyor Mevlatan'a. Çok önemli bu madde. Bu hele bu var ya. Bu işin püf noktası, kim noktası. Ve idâ hakemtu beynen nâsi en tahkumu bil adli diyor. Bir mümin olarak kullarım diyor Mevla. Bir mümin olarak eğer iki kişi arasında hakemlik yapacağınızda adaletle hükmedin. Hüküm nasıl olacak arkadaşlar? Adil olacaksın. Ama bu bizim hemşerim. Ama bu şu. Ama bu. Öyle bir şey yok. Adalet neyse onu yapacaksın. Eğer adaleti yerine getiremezsen bu iş olmuyordu zaten. Yine Mekke'nin fethinde Mekke'nin ileri gelenlerin söz sahiplerinden bir tanesinin kızı. Bir tanesinin kızı ne yapıyor? Hırsızlık yapıyor. Cezası verilecek. Etraftan
peygambere gönderelim. Bunun ailesi, soyu, sopu kuvvetli olması hasebiyle ne yapalım? Yani bu cezadan vazgeçelim peygamberi. Üsame radıyallahu anh gönderiyorlar. Efendimiz Üsame genç ve onu severmiş. Sevdiğinden dolayı onu gönderiyorlar. Genç ya, gazada gelir. Gidiyor Efendimiz, ya Resulallah işte bu kız var ya, buranın çok yetkili bir ailesinin kızı. Dikkat edin valiye. Yetkili bir ailesinin kızı, bunun cezasını vermesek de, yani böyle başka şeyle geçiştirsek, kızım Fatıma olsa cezası verilecektir. Yok! Bu zengin aile, ver bunu be kardeşim, sen ihaleleri. Bir babama indir, ona ağabey şunun gönlünü yapalım, indir ona. Onun da gönlünü, ona da indir. Ondan sonra gel bakalım buraya. İlk düşmanlığı yapacak sana o ihaleyi indirdiğin kişiler. Bunu da doğal bil yani. Çünkü sen eğer adil olmazsan, eğer kızım Fatıma olsa bu hiç fark etmez. Cezası da ise verilecektir. Diyemiyorsan, ya işte bu falanca aileydi, pişmanca aileydi, bunlara kıyak yapalım, şunlara kıyak yapalım, olur. Ama karşısına ilk dikilecek insan da o insandır ha. Allah hepimizi muhafaza etsin. O yüzden güzel insanlar, kıymetli insanlar, sevdiğimiz, baktığımız, meylettiğimiz, gaza geldiğimiz değil. Gerçekten ehli olan, gerçekten düşündüğümüzde, adaletle düşündüğümüzde, hakkı olarak olaylara bakarsak, o zaman bu iş kolay. Yoksa sen kalkar da birileri gazıyla iş yapıyorsan, senin işin zor. Allah'ım hepimizi muhafaza etsin. İncelemeye geldiğinde bir incele. İşin başlangıç noktasına bak. Devamına bak. Sonucunu zaten Allah biliyor. Hepsinde incelediğinde %100 göreceksin ki Allah peygamber dikkate alınmadığı için yapılan hareketler. Birileri ben diyor, öbürleri sen olmazsın diyor. İşte kavga bundan çıkıyor. Ama yine kabak Müslümanların başına patlar, onu bilmek lazım. Allah hepimizi muhafaza etsin. Ama ölçü neymiş arkadaşlar, ölçü? Emanet ehline verilecek. İki, adaletle düşünülecek. Yoksa birilerini seviyorum mantığıyla beraber eksiğini görmediği müddetçe, hatalımı görmediği müddetçe bu iş düzelmez. Allah'ım iyi anlamayız. Ama meğer demin dedim ya sana, şimdi tabii konulara çok daha açık bazı yerlere girmiyorum ama bunları da bazını anlamak lazım. Gerçekten takip ettiğimiz insanları din babında mı takip ediyoruz? Yoksa biz bunları hizmet babında mı takip ediyoruz ya? Bu insanlar bizim hizmet hususunda mı takip ettiğimiz, ilgilendiğimiz insanlar mı? Yoksa din konusunda mı takip ettiğimiz insanlar mı? Hizmet konusunda takip ediyorsan sorun yok. Ama din konusunda takip ediyorsan çok büyük sorunlar var. Çok büyük sorunlar var, açık söylüyorum. Çünkü din onların göstermiş olduğu sistem değildir. Din Allah ve peygamber kitabın koymuş olduğu hükümdür. Biz ama burayı da bizim ayırmamız lazım. Hizmet hususunda eğer biz bu insanlara destek veriyorsak, sahip çıkıyorsak başka bir konudur. Ama hizmet değil, her şeyimize destek veriyoruz dersek o zaman bizim işimiz sakat. Allah hepimizi muhafaza etsin. İnşallah anlayacağız. Bu tefrikleri yapmamız lazım bizim. Bu tefrikleri, bu ayrılışları, bu farkları biz gözetmediğimiz zaman o zaman birbirine karışıyor işler. Yapılan şey sanki hep İslam mantığında yapılıyormuş gibi
gibi, İslam böyle emrediyormuş gibi, Allah böyle emrediyormuş gibi mantığında gidiliyor. Alakası yok ya. Yapılan şey yanlış da olabilir. Doğru da olabilir ya. Allah'ım burayı çok iyi anlamaz. Ama yok. Bizim taraftarımızsa o ne yapmaz? Yanlış yapmaz. Böyle şey mi var ya? Mevla hepimizi mahvetmesin. Bütün kavgalar, bütün gürültüler, bütün sıkıntılar, bütün tartışmalar incele ya. Allah razı olsun. Ne biliyorsun dese adama? Adam bir şey biliyor. Bir şey bildiğinden konuşmuyor ya. Birilerinin kasına geldiğinden konuşuyor ya. Konuşmak olsun diye konuşuyor ya. Konuştuğunda ondan sonra biraz sonra kendi de inanmaya başlıyor. Mübarek adam ne diyorsun ya? Allah'ım bu konuda inşallah dikkatli olmayı biz anlayabiliriz. Diğer bir konuyu söylüyorum. Çok önemli bir konudur bu. Olaylar olduğu zaman, olaylar patladı, işler ortaya döküldü. Bu zaman yapacağın hiçbir şey ne değildir, geçerli değildir ya. Bu insanları sen eğer çocuk yaşında eğitimini vermezsen, gençlik yaşında eğitimini vermezsen, bu insanları bu şekilde eğitimle beraber yetiştirmezsen, şu anda yapacağın hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. İnsanları sürüklemiş olduğun yerlerde, insanları sürüklemiş olduğun yerlerde insanlara ne teşvik ediyorlar? Size diyorlar her türlü kolaylığı tanırız. Ama ne yapın? Gidin, yıkın, yapın, her şey türlü yapabilirsiniz. Teşvik ettiğin yerlerde. Hatta ve hatta eğer çocuğunu göndermezsen ceza veririm, kapına gelirim. Dediğin yerlerde insanları nereye teşvik ettiler? Hep beraber seyrettik işte. Ama öbür taraftan, açık ve net söylüyorum. Öbür taraftan kendi kardeşlerimizle alakalı, bütün arkadaşlarımla alakalı çocuğunu hafız olsun, Kur'an'ı ezberlesin diye bir takım yerlerden bazen eğitiminden biraz, yani eğitim derken Kur'an eğitimi devam ediyor da, yani dünyevi eğitimden biraz kendisini almaya kalktığımızda ne yapıyorsun sen ya? Ceza, kapına polis. Ne oldu? İşte niye çocuğunu göndermiyorsun? Nereye gönderecek? Yarın gün benim çocuğumu da gönderirlerse sokaklara ne yapacaksın? Yok, bırak işte. Ne konuşuyorsun sen? Gördün işte. Nereye teşvik ettiler çocukları? Kim teşvik ediyor? İncele Allah rızası için ya. Kör olmuşsun, hiçbir şeyi görmeme karar almışsın kendi kendine. Öbür taraftan benim çocuğum hafız olacak diye kapıma ne gelecek? Ceza gelecek. Dünlüğüne şu kadar sana bırak bu işte ondan sonra da ne oldu? Mevlam burayı çok iyi anlamaz. Amin. Anlayacağız ama herhalde zor anlayacağız. Ben size söyleyeyim. Açık söylüyorum ya. Zor anlayacağız. Hikmet-i Hüda gazetemeye çok iyi gelen bir yapımıza iyi öğrendiler bizi. Bunlar gazeteye iyi gelir. Ver gazete yürüsün bunlar. Hakikaten de yürüyoruz be. Allah'ım şöyle durup da bir dakikaya ne oluyor demeyi hepimiz nasip edersin. Amin. Ne yapıyoruz? Kimi takip ediyoruz? Nereye gidiyoruz? Kimler bizi nereye sürüklüyor? Doğru mu yapıyoruz? Yanlış mı yapıyoruz? Allah peygamber böyle mi istiyor? Kitap böyle mi istiyor? Ölçü bu mudur? Hiç bunları düşünen yok ya. Sadece körü körüne bir gideceğim. Körü körüne nâvâdü billâh. Körü körüne kardeşler insanlar arasında körü körüne açık söylüyorum. Ciddiyetle söylüyorum. Körü körüne düşmanlık olmaya başladı ya. Körü körüne. Öbür taraftan birilerini kucaklayacak mantığıyla devam eden hizmet kendine göre öbür taraftan farkında olmadan bir takım insanlara kalbi olarak buğz etme tehlikeleri. Allah'ım iyi anlamaya göz açsınız. Başaracağız inşallah ama. İnşallah. Ne zaman bilmiyorum. İnna Allah ni'imma yayılıkum ben. Allah veriyor. Bak ben size diyor ne güzel vaaz ediyorum diyor Hazreti Allah. Bunlar nasihattir, vaazdır. Bunlar sizi şuurlandırmadır, bilgilendirmedir. İyi dinleyin bunları diyor, iyi dinleyin bunları. Allah'ım kulaklarımızı bu işe açmayı nasip etsin. Amin. Ama biz kul huve nebe'un azim, bu Kur'an-ı Azim şu an peygamberin bildirdikleri, getirmiş olduğu Kur'an-ı Azim bilgisine bildiren Kur'an-ı Azim şu an Allah tarafından gelen bu Kur'an-ı Azim şu an büyük bir haberdir, büyük bir haber.
Siz bu haberden yüz çeviriyorsunuz. Bu haberde ne yapıyorsunuz? Dalmışım dünya haberlerine. Kur'an haberine bakmıyorsun ki sen ya. Hoca ya, ya bırakmış. 50 tane haber kaynağı takipim var. Hoca bilgimiz olmasın ya. 50 tane diyorum sana. Aynı şeyi 50 kere dinliyorsun ben. Ama bir kere Kur'an'ı alayım şu ana bakayım de. Allah'ımız böyle ne haber veriyor, ne bildiriyor. Baktın var mı ya senin? Sizin var elhamdülillah. İnşallah. Yok mu? Geliyorsunuz da buraya. Bu ne demektir? Mevlan ne bildiriyorsa ona göre muamele yapalım demektir. İnşallah de. İnşallah. Allah'ın başarmaya yazın. Amin. Şimdi öyle bir duruma geldik ki, dikkat edin bari, öyle bir duruma geldik ki, bir takım insanlar çağını diyor, niye ayaklandın diye sorsan, diyor ki, ya sen diyor Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem buyurmadı mı diyor, son anım daha iyi olsa ağaç dikerim. Buyurmadı mı? Buyurdu. Gördün güzel. Görünüyor musun? Bak bak nereye yakalıyor adam. Oradan başlıyor sana. Bir nefesim daha iyi olsa hayatta kalacağım. Bak gördün mü? Oradan giriyor kanala. Aslında niyet öyle mi? O başka konu. Bizi ilgilendirmiyor. Çünkü bununla alakalı biliyorsunuz. Bir tanesi İslam'a girdiğini söylüyor. Ama sahabe-i kiram Efendimiz o korkudan söylediği ona bir cezasını veriyor. Peygamberimiz ne yaptın sen diyor, ne yaptın? Diyor ki yaksa o korkudan korkudan söyledi diyor. Yani İslam'a girdi nereye söylemiş? Korkudan söylemiş. Kalbini yarım da baktın mı? Gördün mü? İçine mi baktın ki sen? İfadesini kabul etmedin. Seni ben biliyorum. Oturdun ya da yüzünüz. O var ya, o bildiğin gibi. Nereden biliyorsun? Gerçekten kendisine İslam'ı güzel anlattın, güzel tanıttın, güzel bildirdin. Televizyonlardan, olaylardan, şunlardan, bunlardan değil de hakikaten senden İslam'ı güzel öğrendi de itiraz mı etti? Yok. Adam mantığında, İslam mantığında öğretiyorlar. Bir bakıyorsun ki. Ya soruyor musun? Şu ayet-i kerimeyi insan yaşasa ya. Yani işi ehline vereceksin. Hiç fark etmez. Şakşakçınmış, akrabanmış. Önemli değil. Gerçekten bu işi ehli kimdir? Onu vereceksin desen. Buna kim razı olmaz ya? Hangi insanım diyen hangisi razı olmaz ya? Ama sen bunu öğretmezsen, bunu göstermezsen, İslam'ı göstermiş oluyor musun o zaman sen ya? İslam'ı göstermiş olmuyorsun ya. Bu zaman bu insanlar İslam'a karşı değil. Neye karşı? Senin yaşantına karşı. Allah'ım burayı çok iyi anlatmışsın. Çünkü sen Müslümanım dedin. İslam'ı yaşamadın ki ya. Yeri geldin, yalanı patır patır söyledin. Milleti aldattın. Onu tokatladın, bunu tokatladın. Hor davrandın. Selam vermeyi bile millete sen kirik gördün. Havadan baktın, bilmem ne yaptın. Ondan sonra ne oldu? Ya işte ben İslam'ı tanıtıyorum. Yani bırak sen ya. Ne İslam'ı tanıtıyorsun ya? Allah hepimizi muhafaza etsin. İnşallah anlaşılacak. İnşallah. İnnallâhe ni'immâ ya'idhukum bih. Allah buyuruyor. Allah diyor ki size diyor ne güzel vaaz ediyorum diyor. Nasihatlerimi bildiriyorum. Mevlam bu emaneti ve adaleti yakalamayı bize nasip edilsin. Amin. Şimdi çok önemli bir şey daha söyleyeyim size. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyorsa hicrete gidecek. Nereye gidecek? Hicrete gidecek. Kendi hakkında müşrikler toplanmışlar bir yere. Kimler? Müşrikler. Kafirler. Toplanmışlar ve karar veriyorlar peygamber hakkında. Ne karar veriyorlar? Ölüm kararı veriyorlar. Ve geliyor Cebrail Emin, Cebrail Aleyhisselam geliyor. Ya Muhammed diyor, senin hakkında ölüm kararı verdiler. Allah sana hicret emre diyor. Artık sen ne yap? Hicret et. Tamam diyor. Hazreti Ali'yi çağırıyor Peygamberimiz. Diyor ki, ya Ali, elimdeki emanetleri ehline, yerlerine ver.
Kim bu emanet veren olanlar biliyor musunuz? Kim? O günkü müşrikler. Kendi hakkında ölüm kararını veren insanların emanetleri kimin yanında duruyor? Nasıl bir güven kazanmış onlar biliyor musunuz? Emanetleri duruyor. Dikkat edin. Ve Efendimiz demiyor ki ya bunlar var ya. Bunlar şöyleydi böyleydi ben demiyor. Ne yapıyor? Yine emanetleri kime dağıt? Allah'ım akıl anlamıyoruz. İnanarak işte bu ahlak, bu güzellik, bu mantık, bu şuur insana ne yapar arkadaşlar? Başarıyı getirir. İnanarak yani semiyan basıyla. Mevla Teala buyuruyor ki muhakkak biz sizi diyor Mevla her ifadenizi işiteceğiz. Her zerrede her ifadenizi işiteceğiz. Her hareketinizi göreceğiz diyor Mevla Teala. Görüyorum diyor kullarım sizi. Düşündüklerinizi biliyorum, ifadenizi biliyorum. Kimlerin peşinden sürüklendiğinizi biliyorum. Kimlere takılıp da kimlere kızdığınızı biliyorum. Ne yaptığınızı biliyorum diyor Mevla Teala. Allah'ım buraya çok yanılmasın. Ya yühellezine amenü ey mühendiniz. Bize ne yakışır şimdi? Ne demek? Buyur ya. Buyur ya. Edeyallah. Allah'a itaat ediniz. Allah'a boyun eğiniz, teslim olunuz. Rabbimiz çünkü bizi hiçbir yerde yalnız bırakmaz. Bize sıkıntıya düşeceğimiz bir işin yapmaz, emretmez arkadaşlar. Daha vadiyor Resul ve Resulüne itaat ediniz. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme itaat ediniz. Onu dinleyiniz. Ve ulil emri minküm. Sizden olan ulul emre itaat ediniz diyor Mevla Teala. Ama şart ne? Minküm. Kimden olan arkadaşlar? Sizden olan. Allah'ın burayı da çok iyi anlamasın. Amin. Bu da çok önemli. Eğer ulul emir sizdense, bizdense itaatsizliğe asla müsaade yok arkadaşlar. Ama ölçü ne? Ölçü hemen söylüyor. Dikkat edin. Ölçü şurası. فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ Bir konu hakkında münazaa etsin. Yani kavgaya, gürültüye düştüğünüzde, bir konu hakkında çelişkiye düştüğünüzde فَرُدُّوهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ O olayı Allah ve Resulüne getirin diyor. Allah ve Resulünün kontrolünde inceleyin. Onun hükümlerinde inceleyin. Ulul emrin veya başkalarının şunun bunun konusunda değil. Allah ve Resulü bu konuda ne buyuruyor? Onu inceleyin diyor Hazreti Allah. Nisa suresi 59. ayet. Kaçmış? Nisa suresi 59. ayet. Olur ya merak edersiniz. Bu nereden buldu bu ayetleri? Bu akşam. Sanki bugünkü gün nazil olmuş gibi değil mi ayetler sanki? Evet. Ne kadar? Öyle zaten bu yüzden. Gördün mü? Ne kadar lazım bize. Ama ne yaptığımız yok bizim? Bizim Kur'an-ı Kerim baktığımız yok ya. Olur mu insanlar arasında münaza? Olur. Çekişme olmaz mı? Olur. Ama bu çekişmeyi fanaya göre, fişmana göre ne yapmayın diyor Mevla Teala? Çözmeyin diyor ya. Kime göre çözeceksin bu işi? Allah öğretsinine göre gelip çözün diyor. Nasıl? İn küntüm tükminûne billahi ve rasûlî. Eğer Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız ölçünüz budur. Yani bir münazaa, bir çekişme varsa, Allah ve ahiret gününe imanınız varsa bu münazayı, bu çekişmeyi Allah ve Resulünün kontrolünde ancak çözebilirsiniz diyor böyle adam. Çözmeniz lazım. Allah'ım hakkıyla anlamaya bilirsiniz. İnşallah anlayacağız. İnşallah. Ama yok. Sen münazaa yapılacak, her türlü çekişme yapılacak, inadi bir şekilde insanların gerçekten damarlarına bakılarak, onları gerçekten kucaklarına böyle büyük ağırlıklar yükleyerek veya
eğer nefislerini zorlayarak hareket etmeye kalkarsan iş sıkıntılı. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُ Ey Muhammed'im, sallallahu aleyhi ve sellem etrafındakilere karşı, kalbine karşı yumuşak davran. وَلَا يُكُنْتَ فَرْضًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْ فَرْضُوا مِنْ حَوْلِكِ Eğer Muhammed'im, etrafındakilere karşı eğer kötü davranırsan, katı davranırsan etrafında bir kişiyi bulamazsın. فَعْفُ عَنْهُمْ Onları affet. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ Onlar adına Allah'tan özür dile. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ İşlerinde onlara meşret et. Evet. Ölçü, Kur'an ölçüsü böyle. Hocam o zaman sen Kur'an ölçüsü bundan Kur'an ölçüsü değil dersen başka konu zaten ben oraya almıyorum o zaman. Denemedim ya anlattım, ne anlattım size? Eğer biz olayı peygamber Allah'ımızı ve peygamberimizin ölçülüğünde bakarsak böyle bakmamız gerekiyor. Ama yok, sokak ağzıyla bakacaksak, sokak kavgası mesafesinde bakacaksak o zaman bizden uzak durursun. Allah hepimizi muhafaza etsin. İnşallah anlaşılmıştır. Ama tekrar ediyorum. Ölçüyü bir defa ne yapmamız lazım? Bu konu nerede tartışılır? Nereden bakılır? Buna bir bakmamız lazım. Bu konu eğer Allah ve Resulü'nün ölçülerinden bakılmayacaksa zaten bu konuya hiç girmeyeceksin sen. Sen bu konuda ne yapacaksın? Uzak duracaksın. Çünkü ne? Bakamıyorsun çünkü o ölçülerde. Eğer o ölçülerde bakabiliyorsan o zaman Allah ve Resulü'nün ölçülerinde bakacaksın ki iş ne olsun? Çözülsün, rahat olsun. Mevlamız öyle buyuruyor. Allah'ın başarılığını nasip etsin. Fîn tenâze artun fîn şey. Eğer bir münaza, bir çekişme varsa aranızda diyor Mevla Teala ferudduhu ilallah ve rasul. Onu Allah ve Resulü'ne yapın? Getirin ki in küntüm tükminü biler. Eğer Allah'a ve ahiretine göre ne yapıyorsunuz? İman ediyorsunuz. Allah'ın başarılığını nasip etsin. Zâlike hayır diyor. İşte bu sizin için hayırlı olandır. Eğer sen bu çekişmeleri Allah ve Resulü'nün gözüyle ifadeleriyle bakarsan senin için bu hayırlıdır arkadaşlar. Yoksa nefsani duygularınla, nefsani arzularınla baktığın müddetçe hep yanlış bakacaksın. Yanlış perdeden bakacaksın. Allah'ın başarmayı nasip etsin. Amin. Ama dedim ya bu akşam şunu anlasak yeterli bize. Açık söylüyorum yani. Şunu sadece sevdiğimiz değil adalet olan neyse ona ne yapmak? Karar vermek. Etkilenmek hasta değil Allah ve Resulü'nün ölçüleriyle yürümek. Karşılaştırmış olduğumuz bir olayda bu olay bizim bir dakika Allah ve Resulü'nün ölçüleri neyse dikkat onu alalım şuurlu yakalarsak bu bize fazla bile gelir arkadaşlar. Ama yoksa ben sizi biliyorum şimdi var ya kapıdan çıktığınızda hemen ilk işiniz dur bakalım bu akşam falanca ne demiş. Ha ne oldu anne gaza gelmeyecekti. Pişmanca ne demiş. Ya herkes kendine göre konuşuyor. Bilmem falanca bir açıklama yapmış. Nereden açıklama yapmış bu arada? Yemin ediyorum. Amerika bir açıklama yapmış diyorsun. Nereden konuşuyor bu adam? Bu adam nefsinden konuşuyor ya. Bu adam kendi menfaatleri için konuşuyor ya. Kendi kârları için konuşuyor ya. Sen için mi konuşuyor bu adam ya? Hangisini tutarsan tut. Hangisini? Saymıyorum tek tek. Sadece bir tane örnek verdim diye diğerlerini çoğaltın diye. Hangisini tutarsan tut. Bir bakacaksın ya. Bu ne konuşuyor bu adam ya? Bu adam nefsinden konuşuyor. Menfaat için konuşuyor. Kendisi için konuşuyor. Bu kendisi için yorgu veriyor ya. İncele bak. Yani bir dakika ya Allah'ımız böyle buyuruyor, peygamber böyle buyuruyor deyip de ortaya bir şey koyan yok ya. Herkes kendi yolundasın, menfaatlısın. İhalelerdesin. Sağlam ihale var mı kardeşim? Olur mu bundan sonra ihale yakalar mıyım? Böyle konuşuyor millet ya. Halk da öyle. Halk da öyle. Halkın cin.
Ağırsa, kafası kıyarsa o aman. Barışacak. Ona göre yolu. E iş bu budur ya. Böyle mi bakılır bu işe? Allah'ın hakkıyla anlamaya bileceksin. Mevlamız buyuruyor. Dâik hayrun ve ahsene tevîlâ. Bu sizin için netice olarak da en güzeli budur diyor Hazreti Allah. Yani en güzel neticeye ulaşmak istiyorsan çare Allah'ın koymuş olduğu hükümler. Allah'ın bu yolda hepimize başarılar nasip etsin. Ama hocam biliyorum ben seni. Ya bu zamanda var ya biliyorum ben seni. Başla devam et. Devam ne? Ya ama işte işten nerede ne alak ne diyorsun sen? Nereden nereye gelmişler? Nereden nereye gelmişler görmüyor musun ya? Bir anda ortalık karıştı işte. Nereden nereye gelmişler görmüyor musun? İşte nereden nereye geldi? Şimdi bu işte zaten böyleydi. Daha önce de böyleydi. Biraz sanki her zaman nedir? Biraz ağzımıza bal sürüyorlar, fazla gaza gelmeyin diyorlar. Aman ha bak ağzına bal sürüyorlar. Önce bir karıştırıyorlar ki ortalığı. Hadi bakalım. Ne oldu? Ya işte bu kadar işte. Eğer kontrol, senin kontrolün olmadı, Allah ve Resulü kontrolün olmadığı müddetçe sadece geçişi olarak ağzına ne yapacaklar? Aman gözü gelme diye, ayaklanma diye, tehlikeye düşme diye ağzına sucuk kapalı. Böyle bir 10 sene gönderecekler seni. Ondan sonra haydi bakalım bir daha. Bir daha. İnce de göreceksin. Allah'ın hakkıyla anlamaya başlasınız. Kendisine, Mevlamıza ve bize göndermiş olduğu kitabullah'a hakkıyla yönelmeyi hepimize ikram edilsin. Çare arıyorsa insan Allah ve Resulünde arayacak ve bu şekilde yürüyecek, görecek ki huzuru bulacak. Yoksa öbür türlü rengi değişir, olayın sadece değişir, rengi değişir. Bugün sarıyla gelirlerse yarın kırmızıyla gelirler, öbür gün lacivertle gelirler, bir günde beyazla gelirler. Şeytanın sağdan yanaşmasıdır o, beyazla gelmek. Bir gelir, yani beyaz taşı pirincin içine atarsan ne olur? Ayıklayabilir misin? Dişlerin parçalanır. Olay bu. Sağdan yanaşır. Beyaz da gelir. Ona da bir bakmışsın sen. O yüzden rengin en güzeli ne? En güzel bunları bir kenara bırakacaksın. Allah'ın peygamberin ne istiyorsa. Ama ben biliyorum. Buna da yorum yapacaksın sen. Çünkü sana yorum mantığı verdiler, yorum mantığı. Yorum mantığı verdiler sana. Tamam da hoca, ne tamam mı? Ne anlatıyorsun bana? Ölçü bu. Bunu konuşacaksın, bunu anlatacaksın, bunu söyleyeceksin. Tamam da dedikten sonra başka şeyler katıyorsan, bil ki sen yorum mantığındasın. Peygamber, büyük peygamber, o tepede duracaksın diyor, duracaksın eli tam okçuya. Duracaksınız tepede diyor. 50 okçu baktılar ki ordu geri kaçıyor. Ordu geri kaçıyor. Savaş kazanıldı. Diyorlar ki bak kaçıyorlar diyorlar. Savaş kazanıldı. İnelim aşağı. Başkanları diyor ki yapmayın. Peygamber ne dedi? Burada duracaksın dedi duracaksın. Ya dediler ki şeye kadar mı dediler ya. Savaş bitince kadar dediler. Savaş bitince kaçıyorlar dedi. Ne oldu? 42 tanesi aşağı indi. Kazanılmış savaş kaybedildi. Halim bin arkadan bir dolaştı. İşte yorum farkı bu yorum. Yorum mantığını bir yerleştirmişler beynine. Oturduğu yerde ne derse yorum. Ne olursa yorum. Haydi bu zaman yorum. Sen Allah peygamber dinleme durumun yok ki ya senin. Öyle bir durumun yok senin. Senin Allah peygamberini mi dinleme durumu ne biliyor musun? Ben sana söyleyeyim. Senin Allah peygamberini dinleme durumu şu. Ne? Hoca namazıma geliyorum. Namaza gidiyorum. Namaz çarpma. Bu. Ama o namaz da istenilen namaz olmuş olsa seni haramlardan koruyacak. Korunmuyorsa anla ki onda da sıkıntı var. Senin mantığın bu kadar. Yoksa ticaretinmiş, siyasi hayatınmış, bilmem şuymuş, bilmem buymuş.
Sen buralara bakmak durumun ya, senin öyle bir durumun yok ki Allah'a Resulü'nün altında bakmazsın sen ya. Eğer hayatınmış, çocuk yetiştirmekmiş, bunlara sen bu şekilde bakmazsın ya. Bakmazsın. Sen menfaatin nasıl geliyorsa öyle yürürsün sen ya. Ama buna da din diyorsun sen, biliyor musun? Din mi diyorsun sen ya? Mevla hepimizi muhafaza. Olmaz diyorsun ki hoca sen konuşuyorsun, konuşturdun bitiriyor. Bu akşam biz konuşuyoruz, ben de abi. Allah razı olsun. Mevla hepimizi muhafaza etsin. Amin. Böyle olmasını tabii kimse istemiyordu, öyle inanıyorum ama olaylara lütfen öykü hemen Allah rızası biraz böyle inceleyelim. Onlara iyi bakalım, ne oluyor diyelim, ne önde gidiyor, nasıl gidiyoruz, nereye bakıyoruz, kimlerin arkasına geliyoruz. Kimler bizi yönlendiriyor, kimlerin peşinden koşuşturuyoruz. Ne oluyor, böyle bir inceleyelim Allah rızası için ya. Yoksa böyle ezbere yürümeyelim Allah rızası için. Ne yapmayalım? Ve konuştuğumuz yerlerde, konuştuğumuz insanlarda bir dinleyelim. Bak bunu da takip ediyorum. Allah, bak bütün cemaati söylüyorum, Allah rızası için diyorum. Dikkat edin ifademe. Ya konuştuğun zaman bir yerde ilk önce konuşma sen. Bir dinle bakalım yani adam ne diyor. Herkese konuşmak zorunda değilsin. Adam bomboş konuşuyor. Ne cevap verdiysin buna sen ya? Niye konuşuyorsun ya? Bomboş şeylerin niye kavgasına giriyorsun? Tartışmasına giriyorsun? Girme ya. Baktın ki boş konuşuyor adam. Boş ifadeler, boş sözler. Ne yapıyorsun? Allah'ım hepimizi muhafaza etsin. Hepimize başarılar nasip etsin. Bu yolda hepimize ciddiyet nasip etsin. Önümüzü açsın inşallah. Maddi manevi güzel düşünmeyi nasip etsin. Kendi rızasına uygun şekilde hayatımızı sürdürmeye bize devam etsin. Peygamberin göstermiş olduğu yolu yolumuza nasip etsin. Türkiye'de ve tüm dünyada Müslümanlara yardım etsin. Müslümanlara evvela İslam şuurunu, İslam şuurunu, İslam hassasiyetini, İslam ahlakını, İslam düşüncesini, İslam düşüncesini gerçekten tavizsiz bir düşünceye hepimizi ikram eylesin, ihsan eylesin, eksik kalmak hepimizi muhafaza eylesin, yanlışlara adım atmakta hepimizi muhafaza eylesin. Ve Mevlam sizden razı olsun inşallah. Dualarımızı kabul etsin, hastalarımıza şifalar, dertlerimizi davalar, borçlara davalar nasip etsin. Mevlam hepimize başarılar nasip etsin. 6 Temmuz, Cumartesi günü biliyorsunuz saat 6'da, Sinergem Spor Salonu inşallah bir aksilik olmazsa. Allah'a muhafaza etsin. Yani tam bir ayımız var. Bugün ayın 6'sı var biliyorsun. Hepiniz ev sahibisiniz. Buraya ev sahibini yapacağız inşallah. İnşallah. Ev sahibini yapacağız. Bir şey olmaz inşallah. Ev sahibini olsun. Senden para istemiyor. Ondan sonra gidip orada şunu taşı bunu taşı denmiyor sana. Ondan sonra şunu yap bunu yap da denmiyor. Bedava ev sahibini yapayım sana. Hediye bizden. Masraflar bizden. Ondan sonra her türlü şeyler bizden. Korak bizden, her şey bizden. Sen ev sahibi ne biliyorsun? Bu benim korak mı diyorsun? Bak ne büyük. Ne yapıyorsun? İnsanları davet ediyorsun. Gel kardeşim diyorsun. Bu kadar bir yer. Ama tekrar ediyorum. Nasıl davet edin? Arkadaşım biri şöyle diyor. Davet ederken gördüğü arkadaşlar duymuşlar. Diyorlar, diyormuş ki bu diyormuş bu davet benim düğünümden, cenazemden daha önemli. İlla bekliyorum sizi. Bu şekilde çalışırsa güzel bir çalışma olur inşallah. Çok güzel konular var biliyorsun, yarışma var. O yarışma çok güzel, yarışma konuları da çok güzel. İyi bir atmosfer olacak inşallah. Allah'ın başarmayı nasip etsin. Kur'an tilavetleri var. İfade sohbetler zaten var. Yarışma zaten malum. 8-9 yaşındaki çocuklar 20 bin kişinin karşısına geçecekler, orada yarışacaklar. Yarıştıkları konu ne biliyor musunuz? Bir tanesindeki namaz. Bir tanesindeki çocuk eğitimi, dinde, İslam'da çocuk eğitimi. Bir tanesi Allah ve peygamber sevgisi. Bu konularda yarışıyorlar. Güzel değil mi bunları? Anlamadım. Kim? Yaşları söylüyorum. 8, 9, 10, 11. Burada yarıştılar işte, bir yarıştı olmuş gördünüz. Şimdi finale kaldılar, orada yarışacaklar. İnşallah. İnşallah.